Bugün 20 Mart, ben Ali Çağatay, Maden Dünyası programıyla karşınızdayız. Maden Dünyası programında bugün mevzuatı konuşacağız. Zira her şeyin başı mevzuat. Eğer bir konuda, herhangi bir konuda, herhangi bir üretim alanında düzenleme yoksa, üreticinin eli kolu bağlı durumda demektir. Üretici ancak o mevzuata göre kendine yön verir. Mevzuat hazırlama yetkisi de elbette yasama organında. Yasama organı ne kadar aktif, dinamik ve proaktif davranırsa üreticinin işi o kadar kolay olabilir. Hani ne derler? Günün gereklerine uygun yasal düzenlemeler çıkmak. Yasal düzenlemeler günün gereklerinin gerisindeyse üretim tökezleyebilir. Yasal düzenlemeler üretimin önüne geçtiği anda üretim yeniden canlanabilir. Örneğin madencilik üretiminde, madencilik alanında uzunca yıllar mevzuat üretimin gerisinde kalmıştı. Teknoloji girmişti, akıl girmişti. Akıllı modeller girmişti ama madenciliğimize, mevzuatımıza henüz onlar girmemişti. Şimdi yavaş yavaş giriyor ama doğru mu giriyor, yanlış mı giriyor onu da konuşacağız. Çünkü torba yasalarla gelen düzenlemeler var. Asıl olan madenciliğin tepeden tırnağa, baştan ayağa yeni bir yasayla donatılması ve bu yasanın da hem anayasaya hem de diğer yasalara uyumlu olması. Zaten yasaların birbirine uyumlu olması gerekiyor. Yasalar arasındaki yasa yapma tekniği yasaların birbiriyle çelişmemesi esasına dayanır. Bütün bunları konuşacağız. Madencilikte geldiğimiz noktayı anlamaya çalışacağız. Twitter adresimiz aşağıda. Her türlü sorunuzu yanıtlayabilecek durumdayız. Stüdyomuzda Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mustafa Topaloğlu var. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Ali Bey. Şimdi önümde birçok doküman duruyor. Bunlar hepsi işte son 7061 sayılı kanun, torba yasa, torba yasaya eklenen yasalar ve pek çok şeyi kapsıyor. Hepsi esas itibariyle madencilikte alınan son düzenlemeleri kapsıyor. Ama düzenlemenin tamamına baktığımızda deniliyor ki, ben de öyle diyorum, sizin de öyle düşündüğünüzü tahmin ediyorum. Keşke tek bir yasamız olsaydı, değil mi? Yani Türk Ceza Yasası gibi, değil mi? Bir tane. Türk Ceza Yasası'nı siz mesela 10 ayrı yasa bağlamında düzenlerseniz, medeni hukuka ayrı bir madde koyarsanız, tapu veraset hukukuna ayrı bir şey koyarsanız, ceza hukukuyla birleştirmenizde zorluklar olabilir. Yargıçlar da konu önlerine geldiği zaman nereye bakacaklarını bilemeyebilirler ve yanlış kararlar verir. Oysa tek bir manifesto, tek bir kitap olduğu takdirde doğru yerden doğru kararlar çıkabilir. Şimdi önce bu torba yasalarla ilgili getirilen düzenlemeleri bir özetlemenizi istiyorum. Sonra da 7061 sayılı kanunda ne gibi değişiklikler yapıldı onları anlatmanızı istiyorum. Benim tabii sorularım olacak. Evet. Çok teşekkür ediyorum Ali Bey bu fırsatı verdiğiniz için öncelikle. Şimdi tabii belirttiğiniz gibi aslında torba yasalarla maden kanununa eklemeler yapılıyor. Hatta en son ek 15. madde olacak. Ek 15 madde çok fazla bir şey. 15 ek, 15 olur. Ek olur mu dediğiniz 1982 gibi. Anayasasının böyle evet, çok ekleri vardı biliyorsunuz evet, değil mi? Evet, evet, evet. Evet. Yani aslında baştan aşağı maden kanunu tümden yenilemek gerekiyor. Çünkü her torba yasada 2-3 madde koyulması hem takip açısından sorun yaratıyor, hem intikal geçiş hükümleri dediğimiz işte önceki kanun sonraki kanun uygulamaları bakımından sıkıntı yaratıyor. Genel kanun, özel kanun. Genel kanun, özel kanun sıkıntıları oluyor. Aynı zamanda şöyle bir durum da ortaya çıkıyor. Çünkü bu kanunlar çok hemencecik geçiveriyor. Öyle olunca da çok fazla inceleme, araştırma, değerlendirme, görüş alışverişi imkanı da çok sınırlı oluyor. Ancak işte komisyonlarda falan müdahale ediliyor. Halbuki daha önce tasarı halindeyken bunların yapılması gerekir. Çok haklısınız o yönüyle. Şimdi ilkin 7061 sayılı kanun. Peki, torba kanunu. Unutmayın sözünüzü. Mesela sivil toplumun, üniversitelerin ve sektörün görüşlerine ne kadar başvuruluyor bu yasal düzenlemeler yapılırken? Şimdi son dönem için soruyorum. Bu torba kanunlarda çok yani başvurulduğunu söyleyemeyiz. Neredeyse hiç. Hiç. Ama şöyle oluyor. Mesela sivil toplum kuruluşları en azından bu komisyon aşamasındayken çok etkin çalışıyorlar. Çünkü onlar da artık bunu öğrendiler. Nasıl etki edebiliriz tabii diye. Mesela bu bir lobi çalışması. Bir lobi çalışması tabii oluyor. Örnek vermek gerekirse en son şu anda bir Taksim 914 sıra sayılı torba kanunu var. Bununla ilgili de 3 madde maden kanununa ek yapılacak yine. Ek 14, 15, 16 hatta. 16 olacak. Neleri kapsıyor bu 14, 15, 16? Şimdi özellikle önemli olan, yani burada ayrıntıya girmek istemiyorum, maden kaçakçılığı artık yaptırım haline geliyor. Yani ruhsat olmadan maden üretmek ya da işletme izni olmadan maden üretmek hapis cezasına bağlanan bir
ağır bir yaptırım haline geliyor. Aynı zamanda madencilik faaliyeti durdurulmuşsa, durdurulmadan sonra da eğer üretimde bulunursanız bu da hapis cezası gerektiren bir yaptırım var. Aynı zamanda bir adli para cezası var. Bunun dışında da 10 yıl faaliyette men gibi ek bir yaptırım daha öngörülüyor. Çok ağır bir yaptırım var. Evet. O zaman yani bunları olumlu karşılamak olumlu lazım. Karşılamak. Çünkü caydırıcılık ancak tabii yaptırımla sağlanabilir. Yaptırımın da en ağır biçimi hapis cezası yaptırımı. Peki o zaman orman bedelleriyle gidelim mi? Çünkü tabii, orman bedelleri tabii, belki de madencilerin en çok üzerinde tartıştıkları ve sektörün de kamuoyunun da en çok ilgilendiği konu. Kamuoyu şöyle diyor, bu madenciler ormanları katlediyor. Madenciler de diyor ki hayır öyle bir şey yok. Biz ormanların sadece 25%'ine nüfus ediyoruz ama buna mukabil Orman Genel Müdürlüğü'nün gelirinin %50'si bizden çıkıyor. Şimdi bakın aradaki ölçek farkına bakın. Evet. Ormanların 25%'ini işgal eden madenciler var. Buna mukabil Orman Genel Müdürlüğü'nün gelirlerinin, o devasa Orman Genel Müdürlüğü'nün gelirlerinin %50'si madencilerden evet geliyor. Şimdi arada bir tenakuz var. Dolayısıyla evet, haklıyı haksızı ayırt etmek lazım. Çok doğru. Yani aslında %2,5. %25. %2,5 falan diyebiliyorum. %0,25. 25. Evet. %25'e tekabül ediyor. Evet. %25. Evet. Yani çok düşük bir oran aslında baktığımızda. Yani Türkiye ormanlarının madenle ilgili olarak kullanmayalım. Bu %2,5 ya da 25 her neyse. Tamamı ormanlık alan değil. Bazı madencilik sahasında kullanılan alanların orman vasfı kaybedilmiş araziler var. Bu da bunun içinde. Onlar da bunun içinde. Tabii. Evet. Yani tamamı %100 böyle birinci sınıf devlet ormanı değil bu söylediğiniz rakamlar. Aynı zamanda çok büyük bir gelir hakikaten elde ediliyor. Tabii ki ormanlar çok önemli. Ülkemizin akciğerleri, vazgeçilmezimiz yani o bakımdan. Ama madencilik de çok önemli aynı zamanda. Diyorsunuz Türkiye hala milli gelir sıralamasında %17. Sırada yer alıyor. Evet. Bir sıçrama yapmamız lazım. Hükümet mesela bununla ilgili 2023 yılı hedefi koyuldu. Ve şu anda aşağı yukarı maden ihracat gelirimiz 5 milyar dolar civarında. Bunu 15 milyar dolara çıkartmak hedefleniyor. Bu da işte ancak teşviklerle olmak gerekiyor. Tabii bu orman izin bedelleri aynı zamanda o kadar yüksek bir noktaya geldi ki çünkü sırf bu yüzden maden ruhsatını genişletmek istemeyen ya da madenciliği bırakmak durumunda olan maden işletmecileri var. Bir örnek verebilir misiniz? Örneğin bir hektarlık bir alanda maden araması yapacaksınız. Ruhsatı aldınız. Orası da silme orman kaplı. Evet. Şimdi orada ödemeniz gereken ne? Ve bu ödemeyi hangi koşullarda yapacaksınız? Ödemeyi yapamadığınız takdirde koşullar ya da yaptırımlar ne oluyor? Şimdi şöyle söyleyeyim yani tek bir saha olarak örnek vermek mümkün değil ama iki tabii, maden iki, türüne iki, göre de tabii tabii iki tip izin söz konusu ormanla ilgili. Birincisi ağaçlandırma bedeli alınıyor. Onunla ilgili size kriterleri anlatayım. Şimdi orada bir işçinin bir günlük yevmiyesini 294'le çarpıyoruz. Bunu hektarla çarptığımız zaman yani bir hektar, asgari ücreti 294 kat sayısıyla evet, çarpıyorsunuz. Onu hektar ne kaç hektarsa onu da hektarla çarpıp ağaçlandırma bedelini buluyoruz. Evet, inanılmaz bir para eder. Evet. Aynı zamanda bu ağaçlandırma bedeli. Bunun dışında bir de orman izin bedeli var. Orman izin bedelinde de yine hektar ya da metrekare bazında olsa alınıyor. Metrekare sayısı. Aynı zamanda metrekareye düşen ağaçlandırma bedeli kat sayısı. Aynı zamanda maden türü ve ekolojik denge kat sayısı olarak çok yüksek bir başka bedel daha var. Bir ağaçlandırma bedeli ödeniyor, bir de orman arazi bedeli ödeniyor. Hatta şunu söyleyeyim size, bu bölgeden bölgeye değişiyor, ormandan ormana değişiyor. Onun için kesin bir rakam bulmak değil ama şunu söyleyebilirim. Mesela eğer orayı arazi olarak alsanız, çıplak orman bedeli, orman olmayan bir arazinin 3 katı civarında bir bedel tahsil edildiği söz konusu oluyor. Yani orayı arazi olarak, hazine arazi olarak satın alsanız, ödeyeceğiniz mesela 1000 liraysa, orman izin bedeli 3000 lira gibi çok yüksek bedel söz konusu oluyor. Bu da tabii büyük bir yatırım kalemi bakımından büyük bir harcama oluşturuyor. Aynı zamanda biliyorsunuz uluslararası rekabetteyiz. Maden fiyatları bakımından bunun için çok girdileri çok fazla arttırıyor. Çok olumsuz bir durum söz konusu oluyor. Evet. Şimdi orman mühendisleriyle ya da Orman Genel Müdürlüğü ile madenciler arasında halledilmesi gereken çok temel bir mesele var. O mesele şu. Eğer madenciler ödedikleri orman bedellerini, orman izin bedellerini yatırıp
bunun da takibiyle memur edilseler, o zaman belki bu sorunlar daha az görülebilir. Çünkü Orman Genel Müdürlüğü sizden parayı alıyor. Siz madencisiniz, ben Orman Genel Müdürüyüm. Parayı alıyorum ben. Benim uygun gördüğüm bir yerde harcıyorum. Yani nerede ağaçlandırma yapmak istiyorsam orada ağaçlandırma yapıyorum. Bunu da ilan etmiyorum. Bunu ilan edersem o zaman uçaktan giderken vatandaş bakıyor mesela. Diyor ki burada gördün bak madenciler katletmiş doğayı. Bir kel tepe görüyorlar ormanın içinde. İşte burayı mahvetmişler diyorum. Ama onun karşılığı çoktan ödenmiş oluyor. Tabii. Cebinden çıkıyor ve tabii, bir de tabii, ağır tabii. bir yükten bahsediyorsunuz. Kesinlikle. Bu durumda bir kamuoyu ya da propaganda eksiği var diye kesinlikle, düşünüyorum. Kesinlikle. Bu propaganda eksiğini nasıl kapatmak lazım? Yani bunu biz medya olarak bir platform olarak pekala bunu savunabiliriz. Ama burada iş madencilere ve Orman Genel Müdürlüğü'ne düşüyor. Kesinlikle. Mesela dediğiniz gibi bu en azından tabii bu genel bütçe Orman Genel Müdürlüğü bütçesine katılıyor ve doğrudan şey olmuyor ama en azından mesela yeni orman alanları, yeni orman dikim alanları, yeni orman ıslah çalışmaları oluyor ve bunun büyük bir kısmının da madenciden elde edilen paralarla olduğu anlatılırsa en azından bu konuda halkın tepkisi de önlenmiş olur. Çünkü burada tam aksine baktığınız zaman şöyle bir durum söz konusu oluyor. Ya işte bu burası diyelim maden için katledildi, bu orman tahrip edildi ama o madeni de orada üretilmek durumunda. Yani başka şansımız yok. Yani madenlerin bir kuralı var, o bulunduğu yerde üretilmesi gerekiyor. İşte bunun alternatif olarak dediğimiz gibi eğer gerçi şu da var. Yani bir ormanla ilgili olarak eğer bir ormanı yeniden kazandırmak mümkün değil ama hiç olmazsa bir ağaçlandırma tekrar bir koru haline getirilebilir ve onu madene de üretime de ihtiyacımız var. Orada evet, bir evet. denge kurmamız gerekiyor. Şimdi mesela yol boylarında yani otoyol kenarlarında ve orman içi arazilere girdiğimizde o tabelaları bilirsiniz. Hatıra Ormanı evet, tabelaları. Evet, evet. Onu da en son Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile yaptığımız bir söyleşide ben bunun bir şikayet konusu olduğunu söyledim. Yani adam 20 tane ağaç ekiyor o zaman kocaman bir tabela asıyor. İşte Ahmet Çakır Hatıra Ormanı falan diye yazıyor. Yani ektiği 20 tane ağaçtan bahsediyor. O 20 ağacın da onu kurumuştur. Dedi ki buna bir standart getiriyoruz bundan sonra. Örneğin kaç ağaç ektiniz? Diyelim 5000 ağaç ektiniz. Tabelanın boyutu ona göre belirlenecek. 300 ağaç ektiniz ona göre olacak. Ve bu ağaçların bakımıyla ilgili sorun yaşanırsa tabela kaldırılacak dedi. Bu güzel. Şimdi madencilikle ilgili de şunun yapılması lazım. Diyelim bir bölgede maden araması yaptınız, ağaçları kestiniz ve orman izin bedellerini ödediniz Orman Genel Müdürlüğü'ne. Orman Genel Müdürlüğü'nün o kesilen bölgeye bir tabela asması lazım. Kesilen ağaç ve Orman Genel Müdürlüğü'nün sağladığı bedel ölçeğinde bir tabela olması. Tabelanın büyüklüğü de tamamen harcanan parayla ilgili olmalı. Örneğin şöyle demeli, bu bölgede filan maden şirketi şu madeni çıkarmaktadır. Burada kesilen 2000 ağaç karşılığı ağaçlandırma, işte burası Adapazarı diyelim, Geyve'de filan bölgeye taşınmıştır. Burada ağaçlandırma yapılmaktadır diye bir bildirimde bulunması lazım. Bu bildirim olmadığı takdirde gördüğümüz her boş arazi madencilerin katliamı diye anlatmak durumunda kalıyoruz. Yanlış bir algıya yol açıyoruz. Bu da neye yol açıyor? Türkiye madenciliğinin gerilemesine yol açıyor. Oysa toprakların altı devletindir. Ve her devlet, her ülke kendi topraklarının altını işlemekle yükümlüdür. Zenginlikleri oradadır. Başka da kaynak yoktur. Bugün Amerikalılar, NASA uzaya, uzaydaki steroidlere, daha doğrusu meteorlara sonda indiriyor. Oradan nadir metaller bulmaya çalışıyor. Artık uzayda madencilik yapan bir dünya var ama biz toprağımızın altındaki madenleri bulmakta zorlanıyoruz. Benim bu yaklaşımıma ilave edeceğiniz bir şey varsa yani çok, madencilikle ilgili. Hakikaten önemli bir nokta. Yani bunu gerçi burada sivil burada çözemeyiz ama burada konuştuklarımız oluyor. Ben yani Veysel Eroğlu'yla konuştuğumuz birkaç şeyin gerçekleştiğini bizatihi biliyorum. Tabii tabii. Özellikle yani burada yani yerel toplumun güçlendirilmesi ya da sosyal izin denen bir olay var. Yani öncelikle toplumun bu madencilik politikalarına sahip olması lazım. Bunun için maden şirketlerine, madenle ilgili sivil toplum kuruluşlarına ve aynı zamanda Orman Genel Müdürlüğü'ne iş düşüyor. Hakikaten dediğiniz gibi yani bu bir kere bu gelir belirtilse, sağlanan gelir aynı zamanda işte bu en azından bunun alternatifinin başka bir yere taşındığı konusunda bir bilgi bilinçlendirme olsa tabii. En azından toplumda olumsuz bir yargının önüne geçilmiş
olur diye düşünüyorum. Çok gelinde bir uygulama olur. Mevzuatta hükmü yok ama yapılması da mesela bu torba yasalar çıkarılırken böylesi düzenlemeler konulabilir. Tabii tabii. Ben umuyorum hocam, şimdi siz tabii hukukçusunuz ve bu konuyla ilgili çalışıyorsunuz. Sanıyorum bu torba yasalarla çıkarılan madene ilişkin düzenlemeler tamamlandıktan sonra bunlar bir ana yasa, temel yasa haline getirilecektir. O temel yasanın etrafında birleştirilecektir. Dolayısıyla bu kargaşa da ortadan kalkacaktır diye düşünüyorum. Şu anda bence Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı muhtemelen gecikmiş, yapılmasında zaruriyet bulunan bazı konuları bir an önce çıkarmak için torba yasalarıyla çıkarıyor. Başka türlü olamaz zaten. Çünkü mevzuat işletmenin ve üretimin çok gerisinde kalmış durumda. Buna uyum sağlamak bakımından böyle bir yolu tercih ediyor ama ileride bir temel yasa haline gelecektir. Şimdi biz biraz orman, daha doğrusu arama aşamasında ÇED raporlarını konuşalım istiyoruz. Evet. Belki de en çok üzerinde durmamız gereken hususlardan bir tanesi bu. Yani ÇED raporu deyince artık bir alfabe, bir manifesto önümüze çıkıyor ve bu manifestonun bir şekilde uygulanması lazım. Bulamadınız galiba. Evet, buldum efendim. Ben yardımcı olabilirim. Estağfurullah, estağfurullah. Peki. Şimdi ÇED uygulamasında yeni getirilen düzenlemeler nedir? Eski hali nedir? Yeni düzenlemelerle eski hali arasında kamu yararı bakımından gözetilen denge yeterli mi? Şimdi ilk başta maden aramaları ÇED'den muaftı tamamen, maden arama faaliyetleri. Daha sonra burada Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı geldi. Evet. Ve daha sonra ÇED kapsamına girilmişti. Bu büyük sorunlar ortaya çıkartıyor. Çünkü henüz daha maden işletmeye başlamamışsınız, arama yapacaksınız. Daha üretim yapmıyorsunuz. Sadece bir sondaj yapacaksınız. Çok dar bir alanı etkileyen. Evet. Onun için ÇED almanız gerekiyor. Biliyorsunuz ÇED çok uzun bir süreç, çok pahalı bir süreç. Yani bu bakımdan büyük bir engeller ortaya çıkarıyordu. Onun için arama aşamalarında sadece üretim değil, sadece aramaya yönelik olarak sondaj yapacaksınız. Sondajda karot alacaksınız, numune alacaksınız. Bunun için ÇED almanıza gerek yok. Aramayla ilgili yalnız. Yine mesela diyelim jeolojik bir... Peki bu karot alma ne kadarlık bir alanda cereyan yani ederse ÇED'den muaf olmalı? Şu yani sondaj yönelik olarak. 3 kilometre... Yok, kilometre değil. Değil. Zaten mesela şu... Birkaç metre tabii çapında şu, bir alan. Tamam. Masa kadar ancak elbette, bir yere etkileyebiliyorum. Evet. Mesela buna ÇED raporu gerekmez. Gerekir mi? Yani size soruyorum yani bu noktada. Tabii. Bir de aynı zamanda bir jeolojik bir diyelim etüt yapacaksınız. Bir haritalama yapacaksınız. Diyelim sonunda yine o bir örnek falan almanız gerekiyor. Böyle bir durumda da yine ÇED almanız gerekiyordu. Bunların ÇED'de muaf olduğu yönünde son derece yerinde bir düzenleme olduğu kanaatindeyim. Mesela ben Finlandiya kanunu inceledim. Orada prospeksiyon deniyor. Aramadan önceki aşamada herhangi bir izne bile gerek yok. Yani arama ruhsatı bile almaya gerek olmadan o madeni bulmak durumundasınız. Ve giderek Türkiye'de şöyle bir sıkıntı var. Arama ruhsatları azalıyor. Arama faaliyetleri azalıyor. Çünkü arama olmadan madeni bulamayız. Evet. Bulamadığınız maden de işletmemiz söz konusu. Aramada ÇED raporuna tabi olunca kimsenin yapası gelmiyor. Tabii tabii. Yalnız burada şu noktayı da çok dikkatinize çekmek istiyorum. Sadece arama faaliyeti. Yani bazen işletmede de arama faaliyetleri devam ediyor. İşletme ruhsat aşamasında, işletme izni sahası dışında da henüz ortaya çıkmamış maden varlığı olabiliyor. O aşamada da arama yapacakken izin alınmayacak artık. Yani diyelim işletiyorsunuz ama işletme dışında bir alan var. Henüz oradaki maden varlığını tam ortaya çıkaramamışsınız. Orada da eğer bir arama yapıyorsanız, yapacaksanız o da uygun bir... O da ÇED muafiyeti kapsamında olacak. Kapsamında olacak. Onun da altını çiziyorum. Sadece arama ruhsat aşamasında değil, işletme ruhsat aşamasında da işletme izni dışında, işletme yapılan faaliyet sahası dışında da arama yapacaksanız yine ÇED'de muafiyet var ki çok yerinde bir düzenleme. Yani bunu ben çok isabetli buluyorum. Her ortamda da söylüyorum. Evet. Peki bir de arama ruhsatlarının iptaliyle ilgili mesele var. Yani madencilikte şöyle bir gelenek vardı. Hatta bu yaygın deyimle, yani işte gazeteci deyimiyle söyleyeyim ben size. Çantacı derlerdi bunlara. Evet. Ruhsat alırlardı, ceplerine koyarlardı. Ondan sonra kapı kapı gezer, müşteri ararlardı. Ya da ruhsatı ceplerinde tutarlardı. Şey gibi hani değerlenen bir arazi düşünün. Örneğin 1960'lı yıllarda Nişantaşı'nda bir yer almışsınız ve işte 1980'li yıllarda Nişantaşı büyümeye başlamış. Tapuyu çıkarıyorsunuz, istediğiniz fiyata satabiliyorsunuz. Böyle bir durum vardı. Yani bu madencilik yapmayıp ruhsatı üzerinde barındıranlarla ilgili de bir düzenleme geliyor. Yani bundan sonra ya madenci olacaksınız ya olacaksınız. Olmayacaksınız o zaman belli sürelerle belli tahtitler konuluyor. O sürelere bağlı olarak da galiba ruhsatların iptali söz konusu.
Şimdi şöyle yeni düzenlemede 60 bin sayılı kanunda getirilen düzenlemede dediğiniz gibi hakikaten burada da bir ince ayar da var yalnız. Çok fazla dikkatli olmak gerekiyor. Bu özellikle 6592 sayılı kanundan sonra ruhsat iptalleri çok azaldı. Onun yerine idare para cezası yaptırımı evet. geliyordu. Şimdi madencilikte ön arama, genel arama dönemi var. Genel arama dönemine sonuna kadar arama faaliyet raporlarını vermiş olmanız gerekiyor. Eğer vermezseniz şimdi ruhsat iptal edilecek. Daha önce sadece 20 bin lira idari para cezası veriliyordu. Şimdi bu iptale bağlandı. Aynı zamanda başka bir yine benzer bir hüküm konuldu. O da şu ki yine bu genel arama dönemi sonuna kadar verdiğiniz arama faaliyet raporları ve yatırım harcama kalemleriniz uygun bulunmazsa hemen bir idari para cezası veriliyor. Arkasından bir aylık süre veriliyor. Eğer bir aylık sürede düzeltmezseniz ruhsat iptal ediliyor. Daha önce sadece süre veriliyordu. Eğer uygun bulunmazsa, düzeltmezseniz sadece 20 bin lira idari para cezası veriliyordu. Burada bir aslında bir denge kurmak gerekiyor. Çünkü ruhsat iptallerinin fazla olması da ruhsat güvencesiyle ilgili. Çünkü ruhsat aynı zamanda bir bakıma aynı hak gibi, mülkiyet hakkı gibi bir hak aynı zamanda. Devletin verdiği çok önemli bir imtiyaz. Bunu böyle hemen çok çabucak böyle iptal edersek biraz caydırıcı etkisi oluyor. Ama dediğiniz gibi çantacılara da önüne geçmek lazım. Gerçek arama yapacakları bulmak lazım. Bence biraz sanki evet. burada bu iki dengeleniyor gibi geliyor bana bu iki. Bir düzenleme daha var. Şimdi mesela çantacıların önünü böyle kestiniz diyelim değil mi? Ama çantacı ne yapıyor? Tutuyor. İki tane makine koyuyor madene. Başlıyor yavaştan yavaştan kazmaya. Sordukları zaman da işte maden arıyorum diyor. Oysa maden falan aradığı yok. Şimdi ona da bir sınırlama getirildi. Yani o da bir hileydi. Kanuna karşı bir hile yoluydu. Onu da engellemek üzere bir yeni bir düzenleme geliyor. Evet. Geldi daha doğrusu. Yani işte 71-60 sayılı kanuna girdi. Şunu yapacaklar bundan sonra asgari üretim koşulu aranacak. Evet. Örneğin diyelim ki orada rezerv nedir? Şu işte 1 milyon ton. 1 milyon tonun yılda üretimi ne kadar olabilir? İşte 800 bin ton. 800 bin tonun asgarisi. Bu kredi kartının asgari limiti gibi bir şey. Evet. O kadar üretmezseniz orada da ruhsat iptali söz konusu öyle mi? Evet. Yalnız burada şunu belirtmek isterim. Önceden de bir asgari üretim vardı. %10'du. Evet. Şimdi %10, %30'a çıktı. 30'a çıktı. Biraz şartları daha da ağırlaştı. İşte zaten normali bu. Çünkü evet. öbür türlü evet. yani eninde sonunda o %10'luk üretimi yapabilir. Ama o verimsiz bir üretim demek. Evet. %30 işte bir tık yukarısına çıktığınız zaman verimli bir üretime dönüşüyor. Evet. Şimdi burada aslında yine burada da bir yani denge korumak lazım. Biraz aslında ürkütücü yönleri de var. Önceden %10'unu üretirseniz eğer beyan ettiğiniz rakamın yani rezervin %10'unu üretmek durumundaydınız. Üretmezseniz size 3 yıl içerisinde ceza veriliyordu. Sonra daha sonra ikinci 5 yılda tekrar aynı cezayı alırsanız evet. bu sefer ruhsat iptal ediliyordu. Şimdi yeni düzenlemede bu rakam %30'a çıktı. Yani sizin herhangi bir üretim yaptığınız yılda asgari üretim miktarının %30'undan az üretim yaparsanız 50 bin lira para cezası verilecek. Önceden ileriye doğru 5 yıldır şimdi geriye doğru 3 yıl içerisinde eğer bu yaptığınız üretim sizin asgari üretim üretmeniz gereken rakamdan %30 daha azsa yani rezervin %30'dan daha az üretim yapmışsanız böyle bir durumda ruhsat iptal edilecek. Evet, iki kez ceza olursa ruhsat iptal olacak. İki kez para cezası verilirse sonra ruhsat iptal olacak. Para cezalarının limiti nedir hocam? 50 bin lira. 50 bin lira. 50 bin lira. Komik yani. Hani, evet, çok evet, yüksek olmaz değil, yani. Değil ama hani, dediğim gibi çok isabetli buyurdunuz. Yani şu var bazen çok 50 kötüye, bin lira ne ki? Veririm çok, yapmam. Çok kötüye kullanıldığı evet, çok basit. Olmuştur. Yani, ben, tabii. Hani derler ya parasıyla değil mi? Veririm yapmam dersiniz evet, ve evet. işin içinden çıkardın. Orada çok büyük para cezalarının gelmesi lazım. Evet. Yani maden üretim sahasının rezerv ve yıllık üretim ile üretimiyle ilgili bir katsayı bağlanmalı. O katsayıyla çarpılarak tabii. elde edilmeli. Yalnız burada tehlikeli bir durum var. Belki de yani eğer yani Maden İşleri Genel Müdürlüğü'ne güveniyoruz. Maden yönetmeliğinde şöyle bir hüküm konuldu. Şimdi bu %30 rakam beyan etmeniz gereken asgari üretim miktarının %30'u. Evet. Şimdi Maden İşleri Genel Müdürlüğü bazen de yani bizim Türk insanı çok böyle uyanık davranabiliyor. Çok düşük beyan ediyor.
Çok düşük beyan ettiği zaman da o zaman ona maden, işleri, olabiliyorlar tabii, maden işleri genel müdürlüğünün üretim, asgari üretim miktarına belirleme yetkisi verildi yönetmelikle. Kanun dayanağı yok. Güzel. Ama yani burada da yani objektif çok iyi. Ben bu düzenlemeleri beğendim hocam. Evet. Yani kaçacak yer bırakmamış. Yani o noktada dediğim gibi şu var, yani ruhsat kapatma, saha kapatma mantığı vardı, lafı vardı. Artık onların önüne geçilmesi bakımından yerinde o düzenleme olduğu kanaatindeyim. Hocam çok teşekkürler geldiğiniz için ve böylece Bir Maden Dünyası programını daha burada noktalıyoruz. İki hafta sonra aynı saatte yine karşınızdayız.